Daha önceden Havelsan'ın Barkan insansız kara sistemleriyle ilgili bir video hazırlamıştık. Bir olayın hava kısmı eksik kalmıştı. Bugün de Ankara'da araziye çıktık. Test ekibiyle birlikte arkamda görmüş olduğunuz 30 kilogram ağırlığındaki BAHA insansız hava aracının testlerine beraber katılacağız. Bu hava aracının çok farklı özellikleri var. Havelsan tabi bir yazılım şirketi, bir simülatör üreticisi ama burada bir dijital birlik konsepti ortaya konarak hem kara aracı hem insansız hava aracının birlikte çalışıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne farklı bir güç çarpanı oluşturulması hedefleniyor. Ve işin kara tarafı tamamlandı. Hava tarafında da artık testler bitti gibi. Buradaki yapılan tasarımın sonuçlarına bakılıyor. Performans ölçülüyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz elektrik modeli. Bunun bir sonraki adımı ise yakıtlı, benzinle uçan daha performansı yüksek bir insansız hava aracı olacak. Ve bu sistem yüksek irtifadan hem aşağıdaki insansız kara aracı veya daha küçük dronları, daha küçük insansız hava araçlarını gökyüzünde kontrol ederek bir komuta kontrol merkezi ama insansız bir yapı içerisinde olacak. Şimdi testlerini beraber izliyoruz. Genellikle İHA dediğimizde akla büyük tasarımlar geliyor. 5,5 tonluk Akıncı, çift motorlu, havada 50 saat kalabilen Aksungur bu tasarımların en önemli örneklerinden. Bir de daha küçük ve kullanım esnekliği sunan tasarımlar var. Geçtiğimiz günlerde haberini yaptığımız Baykar'ın DİHA sistemi deniz platformları için tasarlandı. Bir başka örnek ise Havelsan'ın BAHA sistemi. BAHA'nın en önemli özelliği bulut altı olması. Yani diğer İHA sistemlerinden daha alçakta uçabilmesi. Bulutlu hava veya sis yüksekten uçan İHA'ların hedeflerini bulmalarını zorlaştırıyor. Bulut altı hava aracı yani BAHA örneğin sınırdaki bir karakoldan birkaç dakika içinde kalkabilecek. Çok kısa sürede yükselip görevine başlayacak. Sistem aynı zamanda Havelsan'ın dijital birlik konseptinde de yer alıyor. Toplam 30 kilogram maksimum kalkış ağırlığına sahip BAHA 5 kilogram yük taşıyabiliyor. Havelsan'ın İHA sistemlerinden biri de BAHA ve BAHA ile birlikte gökyüzünde de bayrağınızı dalgalandırıyorsunuz. Ne durumdasınız projeyle ilgili? Nasıl gidiyor şu an? Hangi aşamadasınız? Geliştirme faaliyetlerimizi önemli ölçüde tamamladık. Otopilotumuz olsun, yer sistemlerimiz olsun bunlarla ilgili geliştirmeleri tamamladık. Ve BAHA sistemini artık saha denemelerinde geçtiğimiz aylarda götürmeye başladık. Burada da başarıyla yol alıyoruz. GPS karıştırma ortamında görev yapabilen bir sistem ortaya çıkarttık. Bunlar bizim için gurur verici gelişmeler. Sürü çalışmalarımız uygun bir şekilde devam ediyor. Onunla ilgili ARGE çalışmalarımız devam ediyor. Farklı sistemlerle, insansız kara araçlarıyla, insansız hava araçlarının ortak çalıştığı bir sürü altyapısına sahibiz. Bunu da yakında saha denemelerine yansıtacağız. Şimdi en son sizle Barkan'la ilgili konuşmuştuk. Evet. Kara tarafını tamamlamıştınız. Evet. Şimdi BAHA ile birlikte hava tarafı da tamamlanıyor. Büyük ölçüde evet doğru. BAHA artık yavaş yavaş güvenlik kuvvetlerinin, güvenlik güçlerinin destekçisi halinde pistten bağımsız görev yapan bir sistem olarak ortaya çıktı. Kendini de göstermeye başladı. Barkan da biliyorsunuz bir ihale kapsamında yarışma içerisinde yol almıştık. BAHA'da da inşallah o seviyelere çok hızlı bir şekilde geleceğiz. BAHA'yı böyle bir genel olarak basitçe bir tanımlarsak 30 kilogram ağırlığında ne kadar yük taşıyabiliyor? Evet, 5 kilogram faydalı yük kapasitesine sahip bir insansız hava aracı. 50 kilometre menzile kadar görev yapabilen, pistten bağımsız olarak herhangi bir arazide hatta binaların arasından bile kalkış yapıp iniş yapabilen bir sistem. Askeri özelliklerde geliştirmeye çalışıyoruz ve önümüzdeki yıl içerisinde de artık ürün olarak envantere sokmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tabii biz İHA'larla ilgili haber yaptığımız zaman hemen izleyicilerimiz nasıl mühimmatlar taşıyor, ne yapıyor gibi 5 kilogram kapasitesi var bunun. Doğru. Genelde keşif gözetleme maksatlı kullanıyoruz. Keşif gözetleme sistemleri var. Bir takım farklı çalışmalar da sürüyor. Onlarla ilgili fazla detay veremeyeceğim ama farklı çalışmalar tabii ki sürüyor. İleride onları da inşallah göstereceğiz.
Benim buradaki görevim sistemin bir proje başlayacaksa onun en başından nasıl başlayacağı, nasıl testlere gireceği, nasıl süreçlere gireceği ve nasıl sonlandırılacağına kadar takibini sağlıyoruz. Bir projeye başlarken de bizim zaten sahada görev yapan askerlerimizle birlikte irtibatta olduğumuz için ya da gelişen teknolojilerle birlikte ileride neye ihtiyacımız olduğunu araştıraraktan bir konsept aslında düşünüyoruz, hayal ediyoruz, planlıyoruz. O senaryolara uygun olarak da projeleri başlatıyoruz. Şimdi Havelsan'ın dijital birlikler konseptinde kara aracı Barkan var, hava aracı Baha M6 var. Bu sistemler birbirleriyle nasıl konuşuyorlar? Bir irtibat halindeler mi? Evet. Şimdi dijital birlik konseptinde zaten biz sürü kavramıyla odaklanıyoruz. Tek tip ve karma sürüler altında. Şimdi tek tipten kastımız insansız kara araçları bir sürü oluşturabilir. İnsansız hava araçları bir sürü oluşturabilir. Karmaya geçtiğimizde de insansız hava aracı ve kara araçları müşterek operasyon yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir çarpan etkisi yaratarak böyle bir operasyon konsepti sağlayabiliyorlar. Yani Baha havalandığı zaman diğer insansız sistemlerle ilgili bir röle istasyonu gibi onları yöneten, bilgileri aktaran bir görevi de var mı acaba? Evet. Şu an zaten bizim Baha aracımız 10.000 fit yüksekliklere kadar çıkabiliyor. Benzinli versiyonuyla da inşallah 15.000 fitlere çıkacak. Bu şu demek, büyük bir operasyon sahasında tepede bir gözümüz var. Aynı zamanda da daha alçak irtifalarda uçan hava araçları ve yer üzerinde ilerleyen insansız kara araçlarına röle operasyonu sağlayacak, haberleşme menzilini arttıracak bir aracımız var demek. Bütün bölgeye hakim olan bir hava aracı olduğu zaman, yerde de kara aracı olduğu zaman bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ne büyük ölçüde bir çarpan etkisi yaratıyor. Bu da operasyon kabiliyetini arttırıyor konumuna geliyor. Baha'nın bir de tabii yer kontrol istasyonu var. Anlık olarak veriler kontrol ediliyor, sistemler bakılıyor, ne yapıldı, ne edildi ve iki mühendis arkadaşımız da şu an yer kontrolde Baha'nın kontrollerinin başındalar. Sizi tanıyabilir miyiz öncelikle? Merhabalar Tolga Bey, ismim Metin Pek Kaptan, Havelsan personeliyim. B30'un otopilot sorumlusuyum, aynı zamanda yer kontrol istasyonu operatörüyüm şu anda. Biraz önce bir saati aşkın bir uçuş yaptık. Uçuşun verilerini analiz ediyorum ben de burada. Biraz sonra da tekrar bir uçuş gerçekleştireceksiniz. Şu an bu testlerde örneğin otopilot sistemiyle ilgili otonom olarak bu hava aracı kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor mu? Şu an bütün uçuşlarımız tam otonom gerçekleşiyor. Yani biz rotayı planlıyoruz. Rotaya başla diyoruz. Kalkış, ileri uçuşa geçiş, görev, görevden sonra geri gelip yere geri iniş tamamen otonom gerçekleşiyor. Biz de aslında uçuş performansını optimize etmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz şu an işte. Uçuş performansını arttırmaya yönelik. Daha önce uçağın rüzgar dayanımını arttırmaya yönelik performans. Kaç nat rüzgarda uçuş gerçekleştirdiniz örneğin? Biz şu ana kadar 20 nat rüzgarı aşkın değerlerde güvenli uçuş gerçekleştirdik. Yani hiçbir şekilde aklımızda bu uçağa bir sıkıntı olur mu diye bir soru işareti olmadı. Daha 20 nattan yüksek bir rüzgarda görev yapabileceğini düşünüyoruz. Yani güvenlik için 20 natta kullanılabilir diyebiliriz şu anda. Yani kitap limiti belki 20 nat ama daha her zaman havacılıkta onun üzeri vardır ama zorlamamak gerekiyor. Yani 40 kilometre bölü saat rahatça hani görebilecek bir uçak bu aslında bahsettiğiniz baktığınız zaman. 100 kilometre bölü saat uçuş hızımız var, yani hava hızımız o civarda. Elektrik modeli ne kadar süre havada kalıyor? Şu anki performans 2 saat civarı. Bu arttırılacak tabii, yani biz şu an mühendislik amacıyla buna odaklandık. Daha da 3 saati görebilecek bir uçak olarak değerlendiriyoruz. Muhtemel tabii benzinli versiyonunda performans daha da artıyor. Daha önceki bilgiler 15.000 fite, 10.000 fitten 15'e çıkacağı yönünde. Havada kalış ve hızıyla ilgili bir değişiklik olacak mı benzinli modelinde? Biraz daha hızlı uçmamız gerekebilir çünkü ağırlığın artma ihtimali var. Aerodinamik olarak hızlanmak gerekiyor. 6 saati geçeceğiz benzinli uçakta. Yani analizler öyle gösteriyor. Muhtemelen daha da fazla olabilir. Onun haricinde 15.000 fit irtifaya çıkacağız sizin de bahsettiğiniz gibi. Benzinli uçağa yönelik otopilotla alakalı bazı tabii yazılımsal işte algoritmik güncellemeler gerekiyor. Ona zaten paralelde çalışmaya başladık. Otopilotumuzu bu uçakta valide ettikten sonra benzinli uçağa yönelik değişiklikleri yapıp onunla çalışmalara başlayacağız. Baha insansız hava aracı özellikle piste gerek kalmadan normal bir araziden gördüğünüz gibi dikine havalanabiliyor. Görev için belirli bir emniyet irtifasına çıktıktan sonra arkadaki motor çalışıyor ve hızla ilerlemeye başlıyor ve saatteki hızı 100 kilometreye kadar çıkabilen
Gerçekten çok stabil, iniş ve kalkış özelliğine sahip bir insansız hava aracı ve şu an test başlamış durumda. Hava aracının şu an arka tarafındaki pervane çalışmıyor. Üzerindeki 4 adet pervane ile havalada asılı durabiliyor. Bu şekilde kalkış ve inişini yapabiliyor. Aynı zamanda da 20 knot rüzgara kadar da bu operasyonu gerçekleşiyor. Şu anda testlerden bir tanesi tamamlandı. Yavaş yavaş aşağı iniyor. Şu an hava oldukça stabil ama baharın da yaklaşması gerçekten aerodinamik olarak iyi bir tasarıma sahip. Çok kontrollü bir şekilde bu gördüğünüz tüm iniş ve kalkış otonom olarak gerçekleşiyor. Yavaş yavaş alçalıyor görüyorsunuz ve inişini tamamlıyor. Önemli olan bu tür yerlerde piste gerek kalmadan bu kalkışların gerçekleştirebilmesi. 10.000 fit yani deniz seviyesinden baktığımız zaman 3.300 metrenin üzerine kadar çıkacak. Benzinli model 5.000 metre yani 15.000 fite çıkacak. Ve bir kartal gibi bölgede uçarak bütün komuta kontrolü ama insansız sistemlerdeki komuta kontrolü sağlamış olacak.